Değerli Güven Grup takipçileri, yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturmaya devam ettiği için arkadaşlar. Yine kanalımızda birçok Mi Home Secure, Xiaomi'nin güvenlik kameralarının çocuk kamerası, ev kamerası, bunların videolarını çekmiştik. Şurada bir playlist ekledim kart olarak arkadaşlar. Buradan tıklayıp o videolara ulaşabilirsiniz. Yine elimizdeki ürün daha önce çektiğimiz 360 kameranın 2K Pro'su arkadaşlar. 3 megapiksel bir kameraya sahip. 360 derece panorama çekim yapabiliyor. Ve çok düşük ışıkta bile tüm renkleri kullanabiliyor bizleri arkadaşlar. Ve harekete duyarlı bir yapay zeka olan bir kameraya sahip arkadaşlar. Yine burada ne yazıyor? PsikalSense göz yormayan bir lensi var arkadaşlar. Bir ses mikrofonla yönetim var. 2.4 5.5 GHz desteği mevcut arkadaşlar. Dual band Bluetooth gateway özelliği var. 2K 3 megapiksel bir kameramız var. 360 panorama bir lensimiz var arkadaşlar. 360 derece dönen bir lensimiz var. Düşük ışıkta yüksek bir kamera renklerini hepsini kullanabiliyoruz ve harekete duyarlı bir yapay zekaya sahip, yazılıma sahip. Burada 349 gram ağırlığı arkadaşlar. Kutunun ağırlığı 110 derece. Kameranın bakış açısı 110 derece. Kodeyi H260 arkadaşlar. 32 GB bir bellekte maksimum destekliyor diyor. Ama bendekilerde daha önceki videolarda da söyledim. 64'lük Sunix hafıza kartıyla çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar. 5 volt 2 amperle çalışıyor. F1.4 diyafram açıklığına sahip bir kamerası var arkadaşlar. Android 4.4 üzeri ve iOS 9 üzeri bütün cihazlara destekliyor. Kullanabiliyoruz. Şöyle kutuyu açalım arkadaşlar. Bir adet evrak, içinde malzemelerin olduğu bir kutu çıkıyor arkadaşlar ve bir kamera. Kameranın kendisi. Evet, kameramız çıktı. Şöyle bir ağırlığına bakalım. 275 gram ağırlığında arkadaşlar. İçerisinde bir bağlantı vida olan bir aparat var. Tavana ters takabilmemiz için. Yine bir 2 metre uzunluğunda bir kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Mikro. Evet, şarj aleti çıktı. Çok ilginç. İlk defa bir kameradan şarj aleti çıktığını görüyorum. Çünkü hep USB olarak çıkıyordu. Biz kendi şarjımıza takıyorduk. Türkçe var arkadaşlar. Daha önceki videomda varyansını etmiştim. Ürünlerde Türkçe yok diye, ama bu üründe de yine Türkçe var. 360 FTP güvenlik kamerası 2K Pro, kullanım kolunuzu 97. sayfada arkadaşlar. Şurada kameranın özelliklerini göstermiş. Göstergemiz var, lensimiz, mikrofonumuz var, mikro SD hafıza kart yuvamız var. Önden görünüş, arkadan görünüşte de bir mikrofon, güçlü mikro USB port girişi, sıfırlama reset tuşu olarak var arkadaşlar. Yine nasıl vida alacağımızı burada bir de gösteriyor. Micro SD kartı nasıl takacağımızı, şarjı nasıl takacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Curio Kutlu Mi Home uygulamasını buradan indirebiliyoruz. Fabrika ayarlarını nasıl alacağımızı, oynatma nasıl, kısır ötesi gece görüşü nasıl, bunları bize anlatıyor. Evet, Wi-Fi bağlantı protokollerini, Wi-Fi nasıl bağlıyoruz onu anlatıyor arkadaşlar. Burada da spesifik özellikleri ve Arapçaya geçiyor. Şarj aleti arkadaşlar. 5 volt 2 amper 10 wattlık bir şarj aleti arkadaşlar. Xiaomi markasına ait yine Mi. %240 volt arası çalışabiliyor. Gayet güzel bir ürün. Şöyle şarj aletiyle şunu takalım, şarj aletini. Bizim efsane kablomuzu arkadaşlar. Evet, ben şu hayat kurtaran Sunix SC33 kabloyu şu anda taktık arkadaşlar. Ve enerji girişimizi burada
veriyoruz mikro portuna. Şu anda şarja taktık. Reset için şurada bir iğne reset atabiliyoruz. Şurada mikrofon arkadaşlar, şurada hoparlör, şurada şarj girişimiz. Şurada kameranın QR kodu, seri numarası yazıyor arkadaşlar, MAC adresi. Ön tarafta şurada bir hafıza kartı alanımız var. Şuraya hafıza kartı takabiliyoruz. Yine burada bir yine mikrofonumuz ve şurada LED bildirim ışığımız. Şu anda cihaz şöyle önümüz. Please use the mobile phone scan the QR code on the board labeled and the configuration interface. Waiting for connection. Evet. Bağlantıya hazırım diyor arkadaşlar. Şimdi Mi Home uygulamasını açıyoruz. Mi Home uygulamasını açtığımız zaman şurada bir artı butonuna basıyoruz. Şimdi cihazları search ediyor. Şurada bize bir cihaz çıkaracak arkadaşlar. Veya burada çıktı. İstersek yine buradan kamerayı seçip burada o aynı cihazı bulup daha fazla kamerayı görüntü deyip şuradan seçebiliriz. Mi Home 360 ev tipi güvenlik kamerası. Şuradan seçelim. İşlem onaylandı diyeyim. Buradan evimizdeki ağları seçebiliyoruz. Hangi Wi-Fi'ına bağlayacağımızı. Ben bu ağı kullanacağım. Seçiyorum. Mi Home ile kullanılacak cihaz. Şu anda cihaza eşleşmeye çalışıyor arkadaşlar. Waiting for connection. Daha önce burada bir QR kod ekranda çıkıyordu. Kameraya biz okutuyorduk. Ve kamera Wi-Fi'ına bağlanıyordu arkadaşlar. Herhalde bu cihazda da değişiklik olacak. Çünkü bir önceki evet. Biz cihazın kendi Wi-Fi adına bağlanıyoruz, bağlanıyoruz. Şu anda IP adresi alıyor. Bir sorun oluştu. Seçme işlemi iptal edin diyor. Wi-Fi ayarlarına gidiyorum. Kameraya tekrar bağlanıyorum arkadaşlar. Bağlandı, internet yok diyor. Şu anda telefonunuzu cihaza yaklaştırın. Evet, şimdi lütfen cihazın veya kullanma kılavuzunun QR kodunu tanımlama kutusuna yerleştirin diyor. Elde ekleyin. Şuraya cihazın alt kısmında bulunan QR kodu şöyle okutuyorum arkadaşlar. Connecting. Please wait. Evet, şu anda alttaki QR kodu okuttuk. Connection dedi. Connection to Wi-Fi completed. Pairing to account completed. Device online. Şu anda Wi-Fi bağlantısını yaptım diyor ve cihaz online diyor şu anda. Bitti diyorum. Burada bir odaya eklememiz gerekiyor. Adını değiştirebiliyoruz. Başlayalım dedim. Bu kamerayı istediğimiz zaman bir başka Mi Home uygulamasını kullanan kullanıcıyla da paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar, burada ekranda dalgalanmalar görebiliyorsunuz. Onlar telefondan telefon ekranını çektiğim için büyük ihtimal siz videolarda ben göremiyorum ama siz videolarda böyle bir dalgalanma göreceksiniz. Şurada ayarlara girdiğimiz zaman genel ayarlarda BBLA geçe diye yeni bir şey koymuşlar arkadaşlar. Evet, Bluetooth'la gateway olup başka cihazları da buna kendisiyle eşleştirebiliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Yani buradaki diğer evinizdeki diğer kameraları tek buna bağlayıp bunun üzerinden bütün cihazları bağlayabiliyorsunuz. Böyle bir gateway özelliği koymuşlar. Cihazın ayarlarında başka adını değiştirebiliyoruz. Konum yönetiminde odayı değiştirebiliyoruz. Üretici yazılım güncellemesi var mı? Yazılım zaten güncel dedi. Diğer ayarlarda ne var? Güvenlik ayarları, ağ bilgileri, cihazın saat dilimi, sorun bildir. Yasal bilgi, işte yasal bilgileri. Şöyle ev gözetim asistanından yine şunları açıp zaman aralığı verip insan hareketine duyarlı bir sensörle cihazı kullanabiliyoruz. İnsan hareketi tespit ettiğinde otomatik olarak bize mesaj da atabiliyor ve kamera çekimi başlıyor. Depolama yönetiminde içinde sizin hafıza kartı takabiliyoruz. 32 GB yaklaşık 3 gün çekim yapar diyor. 1080p'de 720p'de yaklaşık 5 gün. Şöyle ben biraz şöyle ortalayayım. Evet. 32 GB'da 3 gün, 16 GB'da 36 saat bir çekim yapabiliyor. Daha yüksek hafıza kartı ben kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Burada NAS depolamayla arkadaşlar bunu kurup cihazınızı bir buluta yedekleme yapabiliyorsunuz. O zaman içerisine hafıza kart takmanıza da gerek yok. Online olduğu sürece hem çekim yapıp hem de o bir dataları buluta aktarabiliyor. Buluttan da izleyebiliyorsunuz. Ben yapamadım. Daha önce araştırdım. Daha önceki videomda da söyledim. Burada yapay zeka ayarlarında bebek ağlaması duyduğunda bize mesaj bildiriyor arkadaşlar. Bebek ağlıyor diye. Onu açabiliriz. İşte otomasyonda işte yine günlükleri var.
Cihaz paylaştı. Bir başka Mi kullanıcısı da cihazı paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Genel ayarlarda cihazın adı, konum yönetimi, zaten bunları söylemiştik. Yardımda da yine geri bildirim yapabiliyoruz. Cihaz olduğu üzere şöyle bir tam ekran yapayım. Şurada Auto'da 2K ben çekim yapmasını istedim. Şu anda 2K arkadaşlar. Buradan istediğim açıya döndürebiliyorum kamerayı. Şurada sesi açabiliyorum. Karşı taraftaki sesi duyabiliyorum. Sesi kapattım. Şuradan kamerada görüşebiliyoruz. Şuna basıp karşı tarafta kamerada kişiyle konuşabiliyoruz. Kamera kayıt ve resim çekme var burada arkadaşlar, yakalayabiliyoruz. 18-17 hareket algılandı diye yazıyor arkadaşlar. Bunların hepsini ayarları yapabiliyorsunuz. Cihaz bu gayet güzel, kullanışlı, başarılı bir ürün. Ben işte iş yerlerinde kullanıyorum zaten. Şöyle bir mesela şirkete bağlanalım başka bir kameraya. Şu anda kamera kapalı. Yani karanlık. Gayet net görüntüsü de mevcut arkadaşlar, söyleyeyim size. Ya yani bu kameralar başarılı arkadaşlar. Yani bunu size söyleyeyim. Kullanan arkadaşlar varsa zaten beğeniyorlardır eminim. Çünkü bayağı özellikleri mevcut. İstediğiniz zaman istediğiniz kameraya bağlanıp izleyebiliyorsunuz. Ben de şu anda 6-7 tane bağlı arkadaşlar, görüyorsunuz. Tavsiye edeceğim bir ürün. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Mi Home 360 2K Pro kamerasının kutu açılışı ve incelemesi kurulumunu yaptık arkadaşlar. Yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sizi yepyeni ve sürpriz ürünler bekliyor arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.